El freni nasıl çekilir? El freni, ayak freninden farklı olarak mekanik bir düzenekle çalışır arkadaşlar. Ayak frene bastığımız zaman hidrolik yağ marifetiyle, aracılığıyla tekerler fren yapar. En basit haliyle böyle anlatayım. Ancak el freni bir halata bağlı olarak çalışır. Biz el freni kolunu çektiğimiz zaman tıpkı bisiklet frenlerinde olduğu gibi bir halat gerilir ve tekerlerin fren yapmasını sağlar. Basit anlatımı bu. Şimdi el frenini çekerken belli oranda bir güç uygulamamız gerektiğini fark etmişsinizdir. Şimdi yavaşça çekerken çıkacak sesi duyacağız. Her tık sesi el freninin bir kademe gerildiğini bize fark ettirir. Her tık sesiyle birlikte bu uçtaki düğmenin de küçük bir kıpırdama yaptığını görmüşsünüzdür. Fark etmişsinizdir arkadaşlar. Biz el freni çektikçe her tık aşağıdaki mekanizmada bir kilidin bir kademe üste kilitlendiğini gösteriyor. Gerildiğini gösteriyor. Yani o bahsettiğim halatı geriyor ve çektikçe daha gergin hale geliyor. Her tıkta o halat gerili vaziyette kilitlenmiş oluyor. Bunu kilitleyen şey... Bu düğmenin içindeki arkasındaki bir mekanizma. Tık sesi oradaki tırnaktan geliyor. Şimdi el frenini indiriyorum. Yanlış uygulama ne? Kolu tutup düğmeye basıp çekmek yanlış arkadaşlar. Çünkü tık seslerini duymuyorsunuz. El freninin ne kadar gerili olup olmadığını ve kilitlenip kilitlenmediğini de bilmiyorsunuz. O sebeple bu tık sesini duymanız gerekiyor tekrar indiriyorum. Düğmeye hiç basmadan yumuşak da değil, sertçe çekiyorum. <laughs> Doğru hareket bu. El freni nasıl indirilir? El freni kolunu çektikten sonra ayakta tutan, onu gergin e, tutan mekanizma bu düğmeyle devreden çıkarılır. El freni indirirken bu düğmeye basmanız gerekecek. Ancak Tuttuğunuz kolu kavrayıp biraz yukarı esnetmeniz gerekiyor. Yukarı biraz esnetince düğme boşa çıkar arkadaşlar. Bakın. Serbest çalışıyor. Yukarı esnetmeden düğmeye basmaya çalışırsanız basmakta çok zorlanacaksınız. Çok fazla güç uygulayıp da bastığınız anda ise bu kötü sesi duyarsınız. Bu düğmeyi içeriden kilitleye mekanizmaya zarar verecektir zamanla. O sebeple el freni indirirken kolu kavrıyoruz. Biraz yukarı esnetiyoruz. Düğmenin boşa çıkmasını sağlıyoruz ve düğmeye basıp basılıyken kolu aşağı indiriyoruz. Doğru hareket bu.